Mansur El Sabah. Dillere Destan Show, Mansur El Sabah Show. Mansur El Sabah. Mansur El Sabah Show. Çok şeker, çok. Ya çok şeker, çok şeker bir adam bu Mansur El Sabah. Onu dinlemekten büyük keyif alıyorum, keyif alıyorum. Ben dinledim mi adam gibi program dinlerim. Mansur El Sabah Show. Gerçeklerin komedi meydanı Mansur El Sabah Show. Yalnız müsecel marka Mansur El Sabah dinleyiniz. Mansur El Sabah, alanı itfaiye. Mansur El Sabah çok çok teşekkür ediyoruz. Tam teşekkürlü sunucu efendim. Kuvvetli bir alkış. Elinden, dilinden, tipinden, sesinden, huyundan, suyundan, Mansur El Sabah'tan, şovundan, baraban bin biri bir bundan. Mansur El Sabah canlı yayında. Duyuyorum, dinliyorum, seviyorum ve gülüyorum. Mansur El Sabah Show. Tamam o zaman. Allah Allah. İstanbul merkez burada mı herkes? Herkes burada mı? Hayır. Bu nasıl sevmek? Hayır. Maşallah. Hoş geldiniz Mest'e. Beraber. Oh, yeah. Bu nasıl sevmek? Dillere Destan Show, Mansur El Sabah Show. Akıl var, mantık var, radyo var, teyp var, internet var. Yani Mansur El Sabah da var tabii. Bunu da dinlemek lazım. Haydi İbocan. Saatimiz 18.04. Burası İstanbul medyanın başkenti. İstanbul merkez semalarından tüm Türkiye'ye iyi akşamlar, selamlar, sevgiler, saygılar. Facebook canlı yayınımız başladı. Mansur El Sabah Show'a hoş geldiniz. Bu akşamki konumuz en saçma televizyon dizileri. Gerçi bu da sorum ama. Hani olanların içinde en saçmasını seçeceğiz. Bu nasıl sevmek? Allah Allah. Vallahi tam 3 aylara uygun bir şarkı yani ha.
zikir yaptık burada hey maşallah. İzin ver. Bana sen başıma bela mısın be? Defol git. Dinlemem artık senin yalanlarını. İstemem senin gibi adam. Defol. Yetti be, yeter. Seviyorum seni ulan. Seviyorum. Yalan, yalan. Hani seviyorum ulan deyip kadına vuruyor ya. Kadın da ne vuruyorsun lan demiyor. Yalan diyor. Yani yalan adam böyle daha çok vurunca kadın... gelinliği havaya fırlatıyor. Sultan filminden bu. Ya ne vuruyorsun lan desene adama. Seviyorum ulan. Ulan oğlum kadın. Ya böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Evet 18.05 23 Mart 2021. Bu arada hemen Ankara'yı uyaralım. Ankara biraz sonra kar bulutlarıyla tanışacak. Acil durum kodu Ankara'ya verildi. Soğuk hava dalgası inanılmaz geliyor. Yani Mart kapıdan baktırıyor. Hakikaten soba filan kurduruyor. Öyle bir haldeyiz. Ya şaka değil gerçekten. Geçenlerde orta halli birkaç muhitte incelemelerde bulundum, gezdim. İnanır mısınız nalburların dükkanların önünde soba satılmaya başlanmış. Yani 2021'in Türkiye'sinde sobaya dönüş var. İnanılır gibi değil. İsyanım var lan! İskoçya'da yapılan bir araştırma var. Soğuk algınlığı koronavirüsten çok daha etkiliymiş ve soğuk algınlığı koronavirüs COVID-19'a karşı baskın geldiğini ortaya koymuş. Yani soğuk algınlığı yaşıyorsanız o sırada COVID-19 teğet geçiyormuş. İskoçya'da yapılan araştırmaya göre soğuk algınlığa neden olan kişi virüsün COVID-19'a karşı üstün geldiğini söyledi. Yani soğuk algınlığı yaşadıysanız veya o sırada koronavirüs geldiyse korkmayın. Glasgow Üniversitesi'nden bilim insanları soğuk algınlığına neden olan koronavirüsün çok yaygın olmasının COVID-19'un baskı altında alınmasına yardımcı olabileceğini belirtti. Virüsler arasındaki bu mücadelenin faydalarının kısa bir süreyle kapsandığı açıklandı. Çok yakında da diyecekler ki ya aslında bu koronavirüste hani biz bunu çok büyütmüşüz. Meğerse insanların bağışıklık sistemi gitmiş. İsyanım var lan! Ya bir senedir maske takıyoruz. Ya onlar boşunaymış. Şimdi böyle bir şey yok tabii ki. Meteoroloji uzmanı Doktor Güven Özdemir aman dikkat diyerek uyardı. Ankara'ya kar geliyor bu akşamdan itibaren. Türkiye genelinde soğuk hava etkisi görülecek. Meteoroloji mühendisi kritik bir uyarıda bulundu. Bu havaların hastalıklar açısından koronavirüsten daha tehlikeli olduğuna dikkat çeken Doktor Özdemir, Güven Özdemir ani hava değişiklikleri kronik hastalıkları da tetikleyecektir. Özellikle 65 yaş üstü veyahut da kronik hastalığı olan veya genç de olsa bağışıklık sistemi düşük olan hepimiz için, benim için de geçerli bu tabii ama özellikle biraz rahatsız olanlar için. Aman efendim portakal, limonu, sarımsağı, yeşillik, sebze, meyve bol bol özen gösterelim, uykumuzu alalım. Kıyafetlerimizi daha hani bahar ayına girdik ama öyle bir bahar ayına girdik ki yani kıştan beter. Şimdi efendim öyle bir şey vardı ya bir abimiz vardı ya niye eve girmiyorsun diyordu da. Ya diyordu eve gidemiyorum evde karı var dırdır var. Karılar virüsten beter ha. Geçen sene bugün yayınlamışım. Hemen onu bir hatırlayalım bakalım. Vay be. Her şey gelen Allah'tan geliyor. Şimdi kahveler de kapalı. Ortada kaldık. Evde kalıyoruz. Karılar virüsten daha beter. Bir sefer de ölüp gidiyor. Kurtuluyoruz. Kocaman verdi. Krallarla vuruşur. Ordularla dövüşür. Gider öksüz gibi atıyla konuşur. Mansur Esabaş Yol devam ediyor.
Yani havaya dikkat arkadaşlar. Aman lütfen dikkat, dikkat, dikkat. Ankara özellikle dikkat. Yarından sonra İstanbul, Marmara bölgesi, kuzeyi, doğusu, güneyi dikkatli olsun. Bu akşam çok saçma dizileri konuşacağız. Ben dün akşam biraz çay kahve içerken şu yasak elmaya baktım. Yasak elma hakikaten işin şeyini çıkardı ve ismini salak elma olarak... Yani kusura bakmasınlar ama hakikaten Yasak Elma dizisinin ismi Salak Elma oldu. Dün insanların tamamının asabı bozuldu. Yani eğlence olarak sevdiğimiz bir diziydi. Ben bu sene yeni bir takılayım falan dedim. Yani bayağı salaklıklar, saçmalıklar, hoş aptallıklar vardı ama dün akşam zirve yaptı, zirve. Şakacı mısın sen? Tek kişilik gösteri misin? Bana mı diyorsun? Şakacı mısın sen? Evet. Şakacı mısın sen? Evet. Tek kişilik gösterir misin? Yes. Hayır. Dün akşam hakikaten Yasak Elma zirve yaptı. Önceleri böyle heyecanlı ilişkiler, aşk, evlilik, boşanmalar filan. Sonrası sıralı cinayetler, cinayi şebekeler. En sonunda Yasak Elma salak saçma olduğunda ötürü ben bunu artık Salak Elma diyorum. Sizlerin de varsa böyle artık yani gına geldi dedirten Yasak Elma gibi diziler varsa ben Yasak Elma'yı artık bırakıyorum. Kimsenin benim aklımla Benjamin Toşak geçmesine. Benjamin dedi mi o? Yayınımıza kimler katılmış? Yücel Gürcan, Okan Aytar, Gülcan Çakmak, Hanife İres Tuncay, Hanife Okan, Fatoş, Adem, Yurdanur, Yücel, Mustafa, Ahmet, Ahmetler sağ olsun, Tuncay, Rabia, Faruk, Nurten, yayınımıza ilk katılan delikanlı dinleyicilerimiz. Evet, Yasak Elma Salak Elma oldu adeta. Sizlerin de yorumlarını alalım ve diyelim ki en saçma dizi şudur. Artık gına geldi dedirten diziler nelerdir? Bir paylaşalım bakalım birbirimizle lütfen. Sadece iyi akşamlar, merhaba değil, hepsini paylaşın. Ahmet Karabulut çok teşekkür ediyorum. Yayını hemen paylaştım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Yayınımızı şimdiden paylaşanlara çok teşekkür ediyorum. Bu arada 16 Nisan'a kadar şu anda video izleme partisi diye yayınımızın hemen altında bir parti düzenleyebilirsiniz. Bunu etrafınıza, bizi etrafınıza tanıtabilir, programımızı dinletebilirsiniz. 16 Nisan'a kadar Facebook video izleme partisine izin veriyor. 16 Nisan'dan sonra hem video izleme partisi kalkıyor hem de bununla ilgili yapılmış bütün videolar Facebook sayfalarından kaldırılıyor. Kamuoyuna duyurulur. Teknik bir şeyden bahsetmişken özellikle Google telefon, yani Android telefon kullananlar bugün şaştı kaldı. Çünkü mağaza bozukluk ayarı verdi. Google'da Android çökmeler yaşandı ve Google'dan Android'deki çökmeler için beklenen açıklama geldi. Google'dan yapılan açıklama, eğer bugün telefonunuz donduysa ya da mağaza sorunu veriyorsa ya da efendim hizmeti durdurduğuna ilgili uygulamaları kullanamamakla ilgili bir takım sorunlar yaşıyorsanız, dünya çapında Android telefon kullanan birçok kişi dün geceden şu ana kadar uygulamalarda çökme sorunu yaşadı. Tabii ben sürekli güncel tuttuğum için herhangi bir sorun olmadı. Telefonlar birçok uygulama için sürekli olarak duruyor, durduruldu hatası veriyor. Android telefonla kullananlar için hemen söyleyeyim. Muhakkak Android sisteminiz, yani Play Store'a girip güncellemeler ve oyunlara basıp hemen böyle girdiğinizde sağda resminiz çıkacak ya da 3 tane nokta üst üste. Orada resminize bakıp güncelleme ve güncellemelerim, oyunlarım adı altında siz sadece güncellemelerimi yapacaksınız ve telefonunuzu yeniden başlatacaksınız. Buna rağmen telefonunuzda sorun oluyorsa bu sorun Android System WebView uygulamasından kaynaklanıyor. İsterseniz Android System WebView uygulamasını telefonlarınızdan kaldırabilirsiniz. İsterseniz de bu uygulamaların yazılımlarını yükselterek sorunu çözebilirsiniz. Android System WebView uygulaması telefonlardan kaldırılarak şu anda çözüm sağlanmış durumda. Çoğu kişi telefonlarına giremediği için yani suratlarda buna benzer ifadeler oluştu.
Artık biz söyledikten sonra Play Store'a girerek sorunu çözenler demişlerdi. Şimdi efendim her gün koronavirüsle ilgili bir müjde veriyoruz. Dün nar kabuğunun mucizelerini anlatmıştık. Narın kendisi zaten bir mucize. Fakat bitmekte olduğu için fiyatı bayağı bir arttı. O yüzden özellikle nar kabuklarını atmıyoruz. Temizliyoruz, sirkeli suda rendeliyoruz ve bunları yiyoruz. Narı da ardından yiyebiliriz. Şimdi efendim koronavirüse karşı çok büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz. Zaten her şey sonunda doğadan çıkacak. Bu kadar aşı, ilaç bilmem ne filan şeyimize kar kalacak. Kazıklandığımız için. Vallahi çok güzel konuştun. Şimdi Profesör Doktor farmakolog Profesör Doktor Coşkun Usta nazal aşı ve burun spreyinin koronavirüsten korunmada çok başarılı olduğunu söyledi. Bana göre yani bu çok basit bir şeyden çıkacak, göreceksiniz. İnşallah Kastamonu Taş Köprü sarımsağı bu işi hallediyordur. Artık nasıl sosyalleşebiliriz'in formüllerini aramamız lazım. Nasıl kapanabiliriz, nasıl efendim kapaklanabiliriz, kastırabiliriz değil de artık nasıl sosyalleşebiliriz, yani bu virüsle nasıl mücadele edebiliriz, biz bunun derdindeyiz. Metroya bindiniz diyelim, binmeden önce bu spreyden burnunuza sıkıyorsunuz ve virüs burnunuzdan içeri girince ya da ağzınızdan bacakları ve kolları kırılıyormuş. Yani yapısı bozuluyor ve tutunup akciğerlere inemiyor. O yüzden maske takıyoruz ya, burun veya ağızdan girdiği zaman langırt diye hemen cumburlop akciğerlere salınıyor. O yüzden bu burun spreyi virüsün kolunu bacaklarını kırdığı için virüsün yapısı bozuluyor ve akciğerlere inemiyor. İnşallah bununla ilgili daha müjdeli haberleri sizlere bu mikrofonlardan duyururuz diyoruz. Bütün sağlık çalışanlarına aklıma gelmişken hemen bir alkış. Bazıları alkışı yanlış anlayıp sağlık çalışanlarına saldırıyor. Alkış ulan alkış. Yoruldum be, devam edelim. Allah'ın verdiği kıymetli nefesi boşa harcamayalım. Çok doğru. Parti grup toplantıları vardı bugün. Kılıçdaroğlu ortaya öyle bir bomba bıraktı ki şu anda hala patlamadı. Birçok AK Partili hala dingildiyemedi durumu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hani CHP Bay Kemal deniliyor ya, işte o adamdan söz ediyorum. Bugün ortaya bir fitil ateşlenmemiş bomba bıraktı. Kılıçdaroğlu Türkiye'de 450 milyon dolarlık bir iddiayı gündeme taşıdı ve cuma günü 450 milyon dolar satıldı. Kime satıldı? Voleyi kim vurdu? Bilinmiyor, açıklanmıyor denildi. Yani bu dövizdeki oynamanın dalgası, birileri 450 milyon doları çakmış. İşte efendim Kılıçdaroğlu bugün pimi çekilmemiş bombayı ortaya bıraktı ve 450 milyon doları kim satın aldı diye sordu. Kim? Evet, 450 milyon dolar ne voli be. Arkasından Meral abla konuştu. Meral Akşener. Meral Akşener dedi ki Türk devleti kabile standartlarına mecbur değildir. Kabile standartlarına. Türk Cumhuriyeti düşmanlık siyasetinin öznesi değildir. Türk ekonomisi belirsizlik ve keyfiyetin elinde esir değildir. Türkiye bu ucube sisteme ve onun mucitlerine muhtaç değildir dedi. Hiçbir kanal bu konuşmaları vermedi. Neden? Çünkü tıpaları yemedi. İsyanım var! Ona sual edilmez. Emreder o. Dilerse affeder, dilerse mahveder. Mansur ve Savaş Yol devam edecek. Her şeyi bana bırak ya da olurum ha. Su akar yolunu bulurmuş. Yok senden gayrısı da gel ara sıra. En saçma dizi hangisi? Lütfen bize belirtin. Boyasıya, bak sonrasına.
güzel şarkı, güzel. Şurası. Yazmaz kalem elinde, yazmaz kalem. Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem. Varsa bir şey dileyim, bırak beni gideyim. Bir gün karşılaşırız hasbel kader. Yazmaz kalem elinde, yazmaz kalem. Ah yeah. İş, iyi ki şarkılar var diyorum ya. Bazen şarkılar, bazen espriler. İnsanı gülerken bile düşündüren program. Mansur El Sabah Show, yani ben. Yazmaz kalem elimde, yazmaz kalem. Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem. Varsa bir şey bileyim, bırak beni gideyim. Bir gün karşılaşırız hasbel kader. Ah yeah. Yazmaz kalem elimde, yazmaz kalem. Güzel şarkı. Tatlı şarkı. Tatlılarıma armağan ediyorum. Seviyor musunuz beni? Seviyor musunuz? Şu anda yaşayan en çok sevdiğim kişi sizsiniz hocam. Çok derin seviyorum. Yıtırmalarım sizi. Mıncırırım. Yakışıklı mıyım? Yakışıklılık değil sadece bu. Çarpıcılık, müthiş etkileyicilik, baştan çıkarıcılık, her şey var maşallah. Maşallah. Mansur El Sabah Show devam ediyor. Şimdi efendim, ben bunu YouTube sayfamda da yayınlamıştım, hatta hala duruyor sanıyorum. Adamın biri sarhoş, ışıklarda durmayan biri buna çarpıyor. Bir de diyor ki zavirah 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 diye çalıyordu korna. Allah diyor, arabası Şahin ama adamın elinde tekeri elinde kalmış. Arabadan inmiş, arabanın bir tek tekeri var, öyle söyleyeyim. Amca diyor, Allah senin var ya belanı var ya diyor. Bir dinleyelim bakalım. Hem sarhoş, ikisi de. Oradan kırmızı, birimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Birimin oradan karşı yoldan geçtim, bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Beni. Zavadak, 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 zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım, gittim köye doğru, şurada durdum. Baktım teker de yok arabada. O suçlu yani, devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Benim suçum ne? Ben sarhoşum. Yani derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da beni çarptı, beni yanaştı. Bene. Allah'ın var mı lan sen? Allah'ın var. Senin Allah'ın var mı? İki gözüne bir şöyle git. Allah var mı lan sen? Sağ ol. Senin Allah'ın var. Şu anda kanunen o suçlu. Şikayetçiyim. Allah senin belanı versin. İnşallah seni öldürsün ya. Beni ölüme teşvik etti. Öldürmeye çalıştı. Şikayetçiyim. Kırmızı ışıkta dursaydı ben varıp gideceğim evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım. Yatır olacaktım. Tamam, ben belki alkollü olabilirim de. Bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Dayı inşallah yüzün gözün gülmez de. İnşallah yüzün gülmez dayı. Bir duaya bak. İnşallah yolda belde kalırsın da bir daha. Dünyada yüzün gülmez. Abi dedem ne yapıyorsun ya? Kırmızı ışıkta ne edecek? Niye kanunu çiğniyorsun? Tekrar yok, daha yok, oraya kadar gideyim ya. Hem sarhoş... Araba paramparça, çok acıyorum ama elinde teker kalmış. Allah diyor, sene var ya yüzün gülmesin ya.
Allah belayı versin ya. Selamın kavlen. Bu akşamki konumuz en saçma televizyon dizileri. Bu arada tabii bütün bunlar niçin yapılıyor arkadaşlar? Reklamlar için. Efendim dizi başlıyor gibi yapıyor. Reklamlara giriliyor. Reklamlar bitiyor. Dizinin başlamasına şu kadar saniye var deniliyor. 0:00 oluyor. Reklamları giriyor. Reklamlar bitiyor. Jeneriği giriyor dizinin. Dizi başlarken reklamlar giriyor. Hay senin dizine de. Reklamına da. Ah be. Sabah akşam reklamlar. Beynim döner tersine. Neye lazım dakika başı reklam. Soruyorum kendime. Hiç. Arkadaş bu ne ya? Yani hakikaten birileri bizimle dalga geçiyor. Artık seyretmeyelim kardeşim şu salak dizileri, şu saçma dizileri. Hani yasak elma gerçekten geçen hafta mıçtı, bu hafta sıfadı yani. Doğru ama. Eyvallah çok güzel konuştum. Mustafa Yıldırım La Casa de Papel demiş. O Türkiye'de o dizi şu anda gündemde. No Casa in de Papel. Yücel kardeşimiz yağmurlu ve güzel İzmir'den. Yücel hayırlı günler. Bugün Dünya Meteoroloji Günü, görüyoruz dışarıda. Bir tarafımıza Mart karı yağıyor. Meteoroloji günü yurdun dört bir yanında fırtına, toz, yağmur, kar, karla karışık yağmur, karma karışık şeylerle kutlanıyor. Dünya Meteoroloji Günü'ymüş. Tüm meteorologların gününü kutluyoruz. Okan Bayülgen'in doğum günüymüş. İyi ki doğmuş Okan. Pakistan Milli Günü'ymüş. 1933'te Almanya Meclisi Adolf Hitler'e kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi vermiş. Hey dünyam hey. Onun için sakın kendinize fazla güvenmeyin. Bakın zamanda Adolf Hitler'e yetki verilmiş. Yarın büyük insan hakları ihlallerine dair hakikat hakkı ve mağdurların onuru dünya günü. Ey yavrum ey, dünyanın ne kadar güzel günü var ama ne yazık ki dünyada bir gün görmüyoruz. Bak derin mana var bu lafta. Dünya tüberkülozla mücadele günü, çok önemli bir konu bu. Aman göğsünüze dikkat edin. Aman dikkat edin, aman taramalarınız varsa. Şimdi çok kolay bir hastalık ama erken tedavi her zaman olduğu gibi. Dünya tüberkülozla mücadele günü. Tüberküloz rahatsızlığına yakalanmış, hala yaşayan ve hala da bu hastalıkla mücadele eden bütün dinleyicilerimize, ayrıca sadece o değil ama bugüne denk geldiği için söylüyoruz, bütün göğüs hastalıkları hastalarına acil şifalar diliyoruz ve diyoruz ki asla ve kat'a sigara içme. Asla ve kat'a sigara içme. O sigarayı hemen bırak. 1923'te Mustafa Kemal Paşa Time dergisine kapak oldu. Rahmetle sevgiyle bir kez daha canım Atatürk'ümüzü anıyoruz. 2006'da İspanya'daki ayrılıkçı terör örgütü ETA süresiz ve kalıcı ateşkes ilan etmiş. Tüm teröre lanet ediyor, tüm teröristlere lanet okuyoruz, telin ediyoruz. Ne olursa olsun barış diyoruz her zaman. Okan Aytar abimiz bize nazarlıklar, boncuklar, kalpler göndermiş. Emojiler sağ olsun. Gülcan Çakmak selamlar Mansur Ey Sabah ve sevenleri. Efendim selamlar. Hanife Hanım iyi akşamlar. Yağmurlu Ankara'dan selamlar, saygılar, sevgiler. Çok teşekkür ediyorum ama lütfen bize biraz mesaj yazın. Bak Tuncay Yaman diyor ki mesaj, averaj, voltaj. Mesaj lütfen, nikelaj, kelaj. Mesaj, mesaj, yevrim mi? Lütfen mesaj gönderelim. En saçma dizi size göre hangisi?
neşeli günler geldi aklıma abi diyor ya, hay senin selamına da saygına da. Efendim selamlar, sevgiler, saygılar Yaşar Usta diyor ya, neşeli günler, ay diyor Münir Özkul, senin selamına da saygına da sevgine de. Ben ne diyorum, Hanife'nin aklına ne gelmiş ama olsun, yazmış işteyse. Neyse. Allah'ın verdiği kıymetli nefesi boşa harcamayalım bunu. Okar abi, sevgili Mansur, iyi akşamlar yayına. Bodrum'da hava yağmurlu, eve kapandık demiş. Bodrum'da ol da eve kapan abicim. Fatoş Çınar, merhaba Mansur, Mersin'den iyi akşamlar. Ya sayısını bilmediğim çok dizi var ama arada bir kanal geçerken arka sokaklara denk geliyorum. Bitsin artık demiş. Evet, arka sokaklar artık caddeye inmesi lazım. Ya onu da çok, yani hiç seyretmedim diyebilirim. Bayağı bir oynuyordu. Herhalde bir 6-7 yıl oldu galiba. Bir de Tarih Kokan uyarlanmış diziler saçma. Çünkü orada bir yaşanmışlık var. Düzene göre senaryo olması çok saçma sapan geliyor. Evet, TRT bu konuda masrafta dünya liderlerini oynuyor. İşte Uyanıştı, Dirilişti, Toz Koparandı bilmem ne, böyle abuk subuk şeyler de görüyorum. Yeniçeri böyle Bağdat Caddesi'nde yürüyor. Yeniçeri kıyafetiyle biri Taksim'de bir şeyler yapıyor falan. Yani arkadaşlar, yani buradan bu TRT'den harıkla para harcanıyor. Tarihin dizisi olmaz. Hükümetin istediği şekle göre dizi senaryosu yazılmaz. Tarih dizi olur kardeşim. Yani tarih belgesel olur, düzeltiyorum. Öyle dizi mizi olmaz. Yani hükümete göre tarih senaryosu çok saçma yani. Çok saçma yani. Yani dünyanın parası harcanıyor TRT'de. Artık bu tip saçmalıklardan vazgeçin ve tarihin dosdoğru dizisini yapın. Ve gelin lütfen Cumhuriyet tarihinin de dizisini yapın artık. Yani... Cumhuriyetle ilgili, Atatürk'le ilgili belgeseller, Osmanlı ile ilgili belgeseller, Atatürk'le ilgili, Cumhuriyet dönemiyle ilgili belgeseller yayınlansın. TRT televizyonu kimsenin babasının malı değil. Bak, derin mana var bu lafta. Adem Pendik'ten saygılar, teşekkürler, Yurdanul iyi yayınlar demiş. Saçma dizileri konuşuyoruz arkadaşlar. Ben bugün ifade ettim. Ben Yasak Elma'ya öyle bir bakıyordum. Yani şöyle söyleyeyim sana, size. İşte yayından sonra oturuyoruz ya, özeti falan çay may içme durumunda. Böyle reklamlara kadar dizilere bakıyorum. Yani bu öbür gerzek dizi Sadakatsiz, ona da bakıyorum. Yani diyorum ya, o dizinin ismi Şerefsizler olması lazımdı. İsmi eksik koyulmuş, Sadakatsiz falan değil, Şerefsizler. Dün Yasak Elma'da Hasan Ali Bey, yani bir şirketin yıllar yılı yönetim kurulu başkanlığını yapan Adanalı uyanık adam, işte nasıl oluyorsa efendime söyleyeyim. Bu arada adam yönetim kurulu başkanı ama istemediği kişiyi öldürüp paketleyip Haliç'e atabiliyor. Böyle bir şey düşünün. Kadınlar deseniz, kadınlar cinayi şebeke, yani seri katil, kadınlar birbirini öldürüyor ve her dizide aynı kadın tekrar yaşıyor ve birbiriyle kankiler. Bir şirketin yönetim kurulu başkanı bir hafta sonra sokakta Adana Urfa dürüm satıyor. Efendim 5 yıl bir kişi uyuyabiliyor. Uyandığında röfleli, makyajlı, hiç yaşlanmamış halde bütün dizi oyuncuları oyunlarına devam ediyorlar. Oyun içinde oyun, dizi içinde dizi, dizi içinde oyun, oyun içinde dizi, dizi içinde oyun, oyun içinde dizi, dizi. İsyanım var lan! Yani hakikaten bana göre salak elma, düzeltiyorum, yasak elma zirveye taşındı. Yücel demiş ki, bence en saçma dizi İki Yaka Bir İsmail'di. Çok uzun yıllardır televizyon dizisi seyretmiyorum. Bugün akşam Pınar KSK Hapoel Holon, ya doğru okuyor muyum bilmiyorum, FIBA Avrupa Şampiyonlar Ligi erkekler basketbol maçı varmış. Yurdanur demiş ki, menajerimi ara ve yasak elma hem çalıntı senaryo hem ölenler geri gelebiliyor. Ne güzel ya, adamlar öldürüyor. Bu dizideki oyuncuyu senaryo, işte yönetmen kovuyor. Öbür hafta barda karşılaşıyorlar. Gel lan affettim diyorlar. İyi de ben öldüm diyor. Ölen diyor, diriltiriz ulan.
Nasılsa seyrediyorlar. Ne koysak gidiyor. Menajerim Ara ve Yasak Elma en salak saçma diziler arasında. Senaryo ölenleri geri getirebiliyor. Ahmet dizi deyince hastane, hapishane, mezarlık sanki hepsi birbirinden kopyalanmış gibi. Bunlar hepsi bütün yerli dizilerde var. İyi akşamlar üstadım demiş, estağfurullah. Salzburg'tan selam ve saygılarımla Ahmet Karabulut. Efendim Salzburg'a selamlar. Almanya'dan mesaj alamıyoruz. Elalarını elalarını masum versin cezalarını. Bu yanlış bastı mı? Almanca. Mansur El Sabah Show, der bekannteste Radiosender, der auf der ganzen Welt gehört wird. Avrupa ve Amerika'dan mesaj gelmiyor. Dinliyorsunuz biliyorum ama böyle yorgan altından, aba altından, bıyık altından gülüyorsunuz biliyorum. Ama yazmıyorsunuz. Mansur El Sabah Show, the most known radio show that is being listened to all over the world. Mustafa La Casa de Papel demiş. En saçma olanı herhalde Netflix. Netflix! Ay ben parçalalım bunu Netflix! Ne oldu Muratoviç'e? Muratoviç'i gören var mı? Neradoviç? biliyorsun Mustafa'cığım La Casa de Papel Türkiye'de No Casa in the Papel olarak son tiyatroyu oynuyor. Hanife Yasak Elma ikinci sezon yaz arka sokaklarda emekli olsun artık demiş. Yasak Elma Akıncı virgül koymuyorsunuz bakın dikkat edin virgül koyalım lütfen. Yasak Elma Akıncı. Akıncı galiba Şahaneler Şahaneleri kanal, Müthiş Gerçekçi kanal TV'de miydi? Süpermen gibi bir şey değil mi? Evet, o herhalde. Yasak Elma en saçması gerçekten. Akıncı, Son Yaz. Son Yaz şey miydi ya, ben bir denk geldim. Bir savcı deliler gibi Türkiye'den oraya, oradan oraya koşturuyor. Bir kişinin peşinden. Bir savcı sadece bir kişinin peşinden koşturuyor. Yani özel bir savcı, tek kişiye ait. Yani sadece... Oydu değil mi Son Yaz galiba? Bir savcı işi, gücü, mahkemeyi, adliyeyi bırakmış. Dizide oynuyor ya. Son Yaz arka sokaklarda emekli olsun artık. Kurtlar Vadisi gibi bir türlü bitmedi. Bıktırdılar. İzlemiyoruz zaten. Yakında Arka Sokaklar Pusu başlarsa ya da Arka Sokaklar Irak. Şaşırmayacağız. Evet, Tuncay demiş ki en saçma da diyebiliriz, en ahlak bozucu da diyebiliriz. Bunlar Arıza, Ramo, Çukur gibi böyle tabancalı tüfekli mafyavari diziler çok rahatsız edici. Ya bir de diyoruz ki yani sokaklardaki bu şiddet, sağlık çalışanlarına bu şiddet, kadına bu şiddet diyoruz. Ulan diziler zaten bunları şakır şakır pompalıyor arkadaşlar ya. Düşünebiliyor musunuz? Mesela Yasak Elma'da kadının kadına şiddeti... Kadın kadını nasıl öldürebilir? Bunlar muhteşem senaryolarla getiriliyor ya. Yani şirkete ortak olan bir kadın nasıl temizlenebilir? Yönetim kurulu hisseleri nasıl efendim denize iterek, boğaza iterek? Yani diğer yönetim kurulu başkanını ele geçirmek için onun karısını nasıl zehirleyebiliriz? Hepsi var bunların. Lütfen yayınlarımızı paylaşalım lütfen. Yani boşuna konuşmuyoruz burada herhalde. Son efendim bütün dizilerde silah var. Hele bu Çukur'dur, Ramo'dur filan. Ulan öyle 5 dakika 6 dakika geçerken böyle bir bakıyorum insanın kanı donuyor ya. Hele bu Çukur'u Balat'ta bir eczane arıyorum. Orada Balat Hastanesi vardı. Bir iğne yaptıracaktım ayağıma. Oraya girdim. Çukur dizisi çekiliyormuş. Tabii etrafa bir sorayım dedim. Yani Balat tanıtılıyor ya falan. Orada bayağı bir insanla konuştum. Herkes bu diziden bıkmış, fenalık geçirmiş. İnsanlar diyor ki muhitimizde rahat rahat dolaşamıyoruz. Zırt o kanal, o sokakta bir kanal, bu sokakta bir kamera. Balatlı çok bitirin bir abimle, delikanlı bir abimle tanıştım. Bizim delikanlılığımızda bugünkü gösterilen bu hırt ve serserilik diye bir şey yoktu. Bizim delikanlılıkta yan gözle bakmak, silah taşımak yoktu dedi. Beğenmedim.
Bu kılığın erkeklik kitabında yeri yok. Yani delikanlı adamlar böyle bileklikle gezerdi. Bileklerinde deri vardı böyle. Belleri sarılıydı. En fazla eskilerden işte bir tane kasatura taşırlarmış filan. O da hani zor zamanlar için. Şimdi medeni bir durumdayız. Nedir bu silah satışları? Nedir bu çukur? Nedir bu ramo? Yani seyretmeyin. Çocuklarınıza seyrettirmeyin bunları ya. Hele şirket yönetiyorsanız filan, zenginseniz sakın yasak elmayı izletmeyin. Eşinize, dostunuza, karınıza. Hani yönetim kurulu başkanıysanız filan. Yayını paylaşıyorum demiş Ahmet, sağ olsun. Rabia ne demiş? Şakır şakır yağmurlu Aydın Buharkent'ten iyi akşamlar efendim. Ülkemize rahmet yağıyor. Allah'ımıza hamdolsun, milletimiz var olsun. Depolarımız, barajlarımız, göllerimiz, göletlerimiz, lagünlerimiz hep suyla dolsun inşallah. Yağmur yağıyor. Aman seller akmasın. Barajlarımız, su havzalarımız her yerde olsun inşallah. Allah'ımıza şükürler olsun. Allah halimizi acıdı. Bu salgında bir de ellerimizi yıkayamayacak, yemek yapamayacak suyu bulamasaydık ne olacaktık bir düşünün bakalım. Bu Aydın Buharkent'ten iyi akşamlar. Bence saçmalamayan dizi yok ama bana göre, ya hepsi öyle de en saçmasını biz şey yapıyoruz. Sihirli Annem, Acemi Dadı gibi dizilerdi. Faruk iyi akşamlar, Nurten iyi akşamlar. Çok teşekkürler efendim. Kovalasın sizi tavşanlar. Bundan sonra sadece iyi akşamlar diyenlere kovalasın tavşanlar diyeceğim. Teşekkür ediyorum Faruk, Nurten bu arada ama mesaj da yazın yani, hiç dizi seyretmiyor musunuz? Akşam diyor yurdanır, beynimiz yandı salak elma yüzünden. Arkadaşlar bu diziler insanı bunatabilir, yani demans olabilirsiniz. Alzheimer yapar bu diziler adamı. Dün birçok kişi yasak elmada remlerini, romlarını yaktı, beynini yaktı hakikaten. Salak elma yüzünden düzeltiyorum. Gerçi ikisi de aynı. Yasak elma yüzünden beynimiz yandı demiş. Özgür Metiner, iyi yayınlar, selamlar Ankara'dan baş üstüne Cumhuriyetimizin başkentine. Bence Sadakatsiz Hercai gibi diziler en saçma olarak aklımıza gelenler. Ay hele o Sadakatsiz'deki o koca yok mu? Hani o işte kadının neydi kızın ismi, işte başhekim hastanenin filan. O koca temiz bir dövülmek istiyor ama... Yani şiddete karşı biriyim kardeşim ama o adamın temiz bir... Yalnız oyundaki karakterden söz ediyorum. Aman 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 dikkat efendim. Oyundaki karakterden söylüyorum. Çünkü insanlar gidip biliyorsunuz şeye saldırıyordu. Erol Taş'a rahmetle anıyorum. Rol olarak diyorum. Yani bunlar öyle öyle acayip şeyler ki... inanılır gibi değil arkadaşlar. Yapılmamış pislik, bilmem ne, hiçbir şey kalmamış. Alo. Kim o? Alo. Kim o? Kim o? Benim ben. Kim o? Alo. Kapı çalar, alo deriz, kim o deriz, benim der, zile otomatiğe basarız. Ya ben diyen hırsız dahi olsa kapıyı açarız. Hello, who is it? Bu arada yarın AKP'nin kongresi var. Siz yarınki mesafeye bir bakın.
yarınki kongrede mesafeyi bir bakın. Ne mesafe ne bir şey. Çok yoğun bir kalabalık olacak. Bakanlar değişiyor. İlave bakanlıklar geliyor. Benden söylemesi. İbrahim Kalın Dışişleri Bakanı oluyormuş. Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. Mustafa Varank İçişleri Bakanı. Ömer Çelik Kültür Bakanı. Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Kulağımıza gelen haberlere göre. Biz yarın olmayacak biliyoruz ama bu kongrede uyarıyoruz. Mesafe, mesafe, mesafe. Göreceğiz tabii. İnanılır gibi değil. Antalya'nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkıyor adam. Gidiyor eşini tabancayla öldürüyor. Koca tekrar adliyeye sevk ediliyor. Adliyenin önüne gelen arkadaşları bu katile adamsın adam, adamın kralısın diyor. Ulan katil olan kişiye adam diyenler siz kimsiniz ve nesiniz ya? İsyanım var lan! Olacak iş değil ya. Adamsın adam, adamın dibisin. Ya böyle pis tipler varken bazıları adam diyor bana, adamlıktan kuşku duyuyorum ya. Ya vallahi bak ya. Derin mana var bu lafta. Olacak iş değil ya. Olacak iş değil. Krallarla vuruşur, ordularla dövüşür. Gider öksüz gibi atıyla konuşur. Mansur'e Sabah Show devam ediyor. Canlı yayınımız devam ediyor arkadaşlar. En salak, en saçma diziler hangileri? Dizi deyince bizim bir dizimiz vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Binbir Gece'ydi aman yarabbi. Bu da inanılmaz saçmaydı ama Binbir Gece dizilerini arar hale geldik. Hele Yasakay Elma dün seyircilerinin beynini yaktı. Bütün beyinler error verdi. Binbir Gece. Şuayboğlu peynirlerinin sunduğu Binbir Gece başlıyor. Buyurun Şiraz Hanım. Sizinle özel bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Buhaç Bey izin verirse tabii. Tabii. Benim zaten Araplarla iş yemeğim var. Birlikte falafel yiyeceğiz. Falafel. İyi günler. Görüşürüz Buhaç. Buraları öyle oldu. Her yerde falafel filan yazıyor. Arabistan gibi oldu İstanbul. Falafel. Buyurun oturun. Konu nedir? Aslında konuya nasıl gireceğimi bilmiyorum. Fazla uzatmasanız, vaktim yok. Nakit Bey, biliyorum işe gireli çok kısa bir zaman oldu ama... Bu da az bir salak dizi değildi. Bir akrabam var ve çok hasta. İyi. Ameliyat için biraz paraya ihtiyacım var. Ne kadar? 150 bin dolar kadar. Çüş. Özür dilerim, sizi kabalaştırmak istemezdim. Ama bana 150 bin dolar avans verirseniz maaşımdan peyderpey kesersiniz. Tabii 1152 yıl çalışır ödersiniz. Affedersiniz, sizi rahatsız ettim. Bir dakika. Size bu parayı öderim. Ne? Ama bir şartla. Dikkat edin bakın, müzik girdi. Nedir o şart? Benimle bir gece geçirirsiniz. Of. Yalnız fatura da isterim. Yani. O zaman %18 KDV biner ve fiyat 170 küsüre çıkar. Siz beni ne zannediyorsunuz? Vay be. Bunu duymamış oluyor. Kadın da namuslu. Yer göstermek için fatura almak zorundayım. Adam da namuslu, fatura istiyor yani. Bu bir terbiyesiz teklif. Olur mu canım? Fatura almak her vatandaşın görevi. Ben onu demiyorum. Benim... Benim... Yani demek istediğim... Bunu duymamış olayım.
Siz beni ne zannediyorsunuz? Bunu duymamış olayım. Adamdan 150 bin dolar istiyor. Adam da ahlaksız teklifini söylüyor. Zaten Demi Moore'un ahlaksız teklif filminden bu. Adam kumarda kaybediyor. Öbür zengin iş adamı diyor ki işte karınla bir gece diyor. İşte şey diyor, uçacağız diyor. Yani düşünün, şeytanca neler var böyle ya. Biz bu şeytanlığı alıp elin adamı 1,5 saatlik film yapıyor. İstersen sinemalarda seyrediyorsunuz. Biz bunu alıyoruz televizyonlarda yıllar. Sabah Şov devam ediyor ve bu şovu dinlemek çok zevkli oluyor. İbreti alem olmaya gönüllüyseniz Mansur El Sabah Şov'u dinleyin. Elinden, dilinden, tipinden, sesinden, huyundan, suyundan, Mansur El Sabah'tan, şovundan, Baraban bin biri biri bumban. Yani çok acayip diziler var ama dediğimiz gibi şimdi tabii yasak elma, salak elma dedik işte efendim bilmem ne. Bunlar tabii işte sadakatsiz filan kişileri, ilişkileri irdeleyen şeyler. Ama bir de Çukur var işte efendime söyleyeyim, Ramo bilmem ne başladı. Yani bunlar da gençleri çok ters etkiliyor. Gençler böyle ağır bitirim abi rollerine giriyor. Hayatı böyle çalışarak değil de böyle siyah bir takım elbise, beyaz çorap. Siyah takım elbise, beyaz çorap böyle. Böyle bir de emaneti aldığın zaman çalışmaya, okumaya, şey yapmaya gerek yok. Para kimdeyse gidiyorsun, onu buluyorsun, onu hallediyorsun. Yaşar Bursa'dan selam demiş. Bizden de selamlar Bursa'ya. Okan Aytar, sevgili Mansur, televizyon pek izlemiyorum, haber izliyorum demiş. Ya gerçi haberler de dizilerden korkunç. Ya düşün bakın, haberleri seyrediyorsunuz diziler gibi. Dizileri seyrediyorsunuz haberler akışı gibi. İnanılır gibi değil gerçekten. Çok büyük bir kara basan içerisinde Türkiye şu anda. Dünyada öyle. Bir de bunun üstüne bu lanet olası küresel salgın. Hani siz pandemi diyorsunuz ya, ben küresel salgın diyorum buna. Bu çok rahatsız edici bir durum arkadaşlar. Yani memleketin durumu hiç de iyi değil. Eskiden ne kadar güzeldi Türkiye. Ne kadar güzeldi aile birliği, mahalle, sokaklar vesaire. Efendime söyleyeyim, diziler de güzeldi, filmler de güzeldi. Şimdi ne kadar kötü bir yöne doğru gidiyor ülkemiz. Televizyonu açıyorsunuz, dizilere bakıyorsunuz. Onun, yani dizilerin gidişatı da ülkenin gidişatından da beter. Yani eskiden her şey güzel, filmler güzel, diziler güzel. Şimdi çok şey kötü, diziler kötü, filmler kötü. Bir terslik, bir acayiplik var. Bak, derin mana var bu lafta. Mansur Ajdar'ı al gündeme demiş. Aman arkadaşlar, yani bu garibanın biri, insanlar bununla dalga geçiyor. İşte bu da 10 milyon dolar isterim diyor filan. Ha ha ha, onu paylaşıyorlar bilmem ne, böyle bir maskara oluyor durum. Yani Ajdar garibanın biri. İnsanlar Ajdar'la dalga geçiyor. Onu kazandırmak yerine onunla dalga geçiyorlar. O da dalga geçtiriyor kendisiyle. Ne diyeyim bilmiyorum. Gökçen, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Soğuk, şiddetli, rüzgarlı ve aynı zamanda da yağmurlu Kayseri'den selamlar. Rahmet bütün Türkiye'me yağıyor. İnşallah rahmet yağsın, zahmet olmasın. Pek televizyon seyretmiyorum demiş Gökçen. Gündemle ilgili bilgi edinmek adına takip edilmeye değer alanında uzman kişilerin konuk olduğu açık oturum programlarını seyrediyorum bazen. Öyle insanlara denk geldiğinde bize de bilgi ver lütfen. Oluyor çünkü binde bir televizyonlara hiç çıkmamış ama hep çıkması gereken insanlar çıkarılıyor. Bazen, nadiren, belki, yani. Diziler hakkında bilgim yok ama kardeşimin dediğine göre Akıncı diye bir dizi varmış. Abla, o kadar saçma, o kadar saçma bir yapım ki
tam da A Haber seyircisi kitlesi zeka seviyesine hitap eden bir dizi dedi. O dereceymiş yani. Dinleyicimizin kardeşi seyretmiş Akıncı'yı, çok saçma olduğunu söylemiş. Biz de bugün en saçma gelen dizileri konuşuyoruz. Bana göre Yasak Elma tabii ki oldu. Hakikaten Yasak Elma oldu. Salak Elma. Yani çok salak saçma Yasak Elma. Mustafa Yıldırım Meral abla demiş. Meral ablayı akşam televizyonlarınızda eğer çıkarırlarsa görebilirsiniz. Hadife bir de Ekrem İmamoğlu demiş ki Fatih Sultan Mehmet'in babası Yıldırım Beyazıt'mış. Sen ne dersin bu işe demiş. Ey Bay Ekrem. Ey İmamoğlu. Hidayet abimiz selamlarını ilettikten sonra merhaba abicim. Döviz volesini vuranlar belli olsa ne olacak? Evet yani 450 milyon dolarlık bir alım yapılmış cuma akşamı. Cumartesi günü Merkez Bankası Başkanı acilen değiştiriliyor. Cuma günü 450 milyon dolar alınmış diye bir iddia var. Bugün Kılıçdaroğlu bu iddiayı attı. Bakalım ne olacak, hepimiz göreceğiz ama 450 milyon dolar alınmışsa bir voli var ortada demek. Voli. Bu arada ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalanmıştı. Geçen haftadan beri tedavi görüyordu. Eşi açıklamada bulunmuş. Sevenlerinden dua istemiş. Nuri Alço abimize dualarımızı esirgemeyelim. Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı Nuri Alço. Evet, döviz volisini vuranlar belli olsa ne olacak? Hakikaten ya, bulundu diyelim, ne olacak? Velev ki bu kimseler belli olsa ve bu kimseler yakalanır da ampul rozeti olan avukatları tutarlarsa, bu sayede hiç de ceza almazlarsa veya çok az ceza alırlarsa kaçımız şaşırır? Çok doğru. Türkiye haklıların güçlü olduğu değil, güçlülerin haklı olduğu bir ülke değil mi? Ben kendi dizimden rahatsızım. Yani dizi derken normal ayağımızın dizinden, kendi dizimden rahatsızım. Allah şifalar versin efendim. Kendi dizimden rahatsızım. Ortopedik tedavi görüyorum. Bir de oturup televizyon dizilerine bakamam. Hayırlı yayınlar. Hakikaten bu dizilere bakmak yerine bütün bir ömür ağırlığımızı çeken dizilerimize, dizlerimize bir baksak. Derin mana var bu lafta. Şifalar diliyoruz arkadaşlar. Bu havalarda özellikle diz ağrıları inanılmaz yüksek olur. Bunun nedeni tabii ki yoğun bir kıştan çıkıp D vitamini almamamız ve elbette ki havaların yağmurlu olmasıyla yine güneş ışınlarının kesilmesi. Bol bol kolajen almamız gerekiyor. Yani efendim eskilerin anlayacağı dilde kemik suyu çorbası, et suyu çorbası. Efendime söyleyeyim, biraz zor şeyler söylüyor olabilirim ama kelle paça, kelle çorbası, paça, kelle ve bunların bu hani kelle veya paça yediğinizde eliniz yapış yapış olur. Mesela kuzunun inciği veya işte tavuğun bacağını yediğiniz zaman böyle elleriniz yapış yapış jöle kıvamında bir şey olur. İşte dizlerimiz için, eklemlerimiz için geçerli, gerekli olan maddeler işte bunlardır. Elbette ki doktorumuza sorarak tabii ki, ama bol bol kemik suyu çorbayı özellikle çocuklarımıza İçirelim ve daha önce de söylediğim gibi özellikle yaşlı vatandaşlarımız asla merdivenleri gerekmedikçe kullanmasınlar. Yüksek merdivenleri, yürüyen merdivenleri, burada çok sayıda dünyada yaşlı ölümlerinin neredeyse %70'i merdivenlerden düşerek kalça kemiğini kırmakla oluyormuş. Elimizden geldiğince yaşlılarımızı kollarından arkadan kavrayarak tutalım ve onlara lütfen dikkat edelim. Ben yıllarca büyüklerime bu özeni göstermiş bir kişi olarak söylüyorum. Gülcan Yasak Elma demiş, en saçma dizi. Hercai entrika dolu uzatmaları oynuyorlar. Ahmetcan İsmail 80'ler dışında hepsi saçma. 80'leri ben daha önce seyredememiştim. Burada sevgili arkadaşım, komşum Şoray'la birlikte... Geçen yıl işte hangi gündü bilmiyorum, işte karşı karşıya gelmiştik, bir yerde çay kahve içtik, bir taksi durağı var bizim orada, oturduk uzun uzun taksici kardeşlerle de sohbet etmiştik. Ya dedim böyle Şoray, yani çok güzel, çok keyifli bir diziymiş gerçekten. Sağ ol abi dedi, yeni mi seyrettin dedi. Evet dedim, yuh dedi, bu kadar
Ya ne yapayım dedim. Yani galiba tekrarlarını ben seyredebildim. Onun da yenisi başlamış galiba. Öyle bir şey var. Ahmetcan 80'ler dışında bütün diziler saçma demiş. Ali Rıza yayını paylaşalım demiş. Lütfen paylaşalım. Okan Aytar, Aytar abimiz eşimi yalnız bırakmamak için bir zamanlar Çukurova'yı izliyorduk. Yani o da güzel gibi görünüyordu. Ben tam seyredemedim yorum yapmak için ama bir zamanlar Çukurova. Ama diziyi uzatmak için öyle saçmalıklara başvurdular ki çocuk tiyatrosu gibi oldu artık. Bir zamanlar zaten bir zamanlarmış o Çukurova. Ya mesela Yaprak Dökümü Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından eser biliyorsunuz. Böyle 80-90. Bölümlere kadar geldiler. Orada kesmeleri gerekiyordu. Yaprak Dökümü bile yani Yaprak Dökümü hakikaten Türk dizi tarihinde yani şey yani böyle bir efsane. Yine muhteşem başladı. Yine muhteşem devam etti. Uzanır geceler, şarkıda olduğu gibi uzanır geceler diyor ya, dizi uzadıkça berbat bir hale geldi. Günler... Öyle ki Reşat Nuri Güntekin kalksa bu ne ulan derdi. Ama yine de muhteşem bir diziydi. Ama o da saçmaladı. Yani demek ki neymiş, her şeyi tadında, reytinginde bırakmak gerekiyormuş ama olmuyor. Niçin? Çünkü para çok tatlı. Kanala iyi geliyor. Kanal diyor ki uzat diyor. Bunlar senaristler, yapımcılar ne diyor? Ulan uzatacağız da nasıl uzatacağız? Saçmalayarak tabii ki. Hele o reklamlar var ya, dizi başlıyor diye reklam veriyor, reklama sayaç veriyor, saat veriyor, 0:00 oluyor, reklam giriyor, reklamdan sonra sayaç çıkıyor, 0:00 veriyor, ondan sonra ara reklam, bilmem ne, ürün yerleştirme. Hay sizin dizinize de reklamınıza da. Sabah akşam reklamlar. Neye lazım tatlı başı reklam, soruyorum kendime. Neye lazım tatlı başı reklam, soruyorum kendime. Ya ya, eskiden hayat güzel, filmler çok güzel, her şey güzel, insanlar güzel. Yani daha ne diyeyim ki, mesela bir gidelim bakalım. İşte bizim semt. Umumiyetle İstanbul'da birçok semtler bazı özellikleriyle meşhur olmuşlardır. Mesela Beykoz'un paçası deriz. Yedikule'nin marulu, Çemberitaş'ın turşusu, Vefa'nın bozası meşhurdur. Peki sizin oranın özelliği ne ola ki diye soracak olursanız, demli çayı ve pırıl pırıl nargilesiyle Bahriyeli Hulusi Baba'nın kahvesi. Şoförler güzeli diye yedi mahalleye nam salmış Orhan'la mahallenin eşrafından Azma abimiz arasındaki dostane münasebetler. Delikanlılığın, erkekliğin yüreklerde ve bileklerde olduğu yıllar. Bunun erkeklik kitabında yeri var. Şimdi bir nesil okumadan, araştırmadan, soruşturmadan böyle bu acayip işte mafyavari bozuntusu, delikanlı bozuntusu dizilerle bir nesil hakikaten gitti. Gitti. Adile abla geldi. Sen onu bana bırak, ben konuşurum. Bana bak. Yürü. Ya. Şş. Yürü. Vay canına. Şş. Yürü. Allah Allah. Allah. Ne diyor? Ne bileyim, hiçbir şey anlamadım ki. Ya ne güzelmiş değil mi ya? Ne güzelmiş, ne güzelmiş, her şey ne kadar güzelmiş. Şaban. Ne? Seviyorum. Sen de seviyorsun beni. En çok neyimi? Utanırım, söyleyemem.
Saçlarımı değil mi? Ben de senin saçlarını seviyorum. Bir cümle avratlar saçlarıma deli oluyorlar. Seviyorum saçlarımı. Onları deniz şampuanıyla yıkıyorum. Daha çok seviyorum. Siz de yıkayın. Ucuz ve bereketli şampuan. Saç ve çamaşır için birebir. Kim icat etti ulan bu şampuanı? Bir kere yıkadım saçlarımın haline bak ya. Güzel günlerdi, güzel insanlardı, güzel filmlerdi, güzel dizilerdi. Güzel bir hayat vardı. Domates. Ama el birliğiyle mahvettik. Domates. Ağam biraz bağırsana, sesini kimse duymuyor. Ya o ayıptır, milleti rahatsız etmeyek. Domates. 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 Ağam az dur, az dur ağa. Domates. Domates. Domates! Haydi domates! Domatesçi! Domates! Haydi domates! 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 Domatesçi! Domatesçi! Bu ne? Domates kaç para? 3 kilo 200! Çok pahalı! Çok pahalı olur mu? İn biraz, olur mu canım bu kadar pahalı? 3 kilo 200 işte. İn biraz. Valla kurtarmaz bacım. Belki senin dediğin olsun. Git 6 kilo getir. Başsın abi. Nerede domatesler? Kamyon gitti. Araba gidiyor. Ulan! Araba! Araba gidiyor ağam. Ulan! Araba! Ulan! Ulan! Allah ömürler versin olmayan Yeşilçam'ın emektarlarına da Allah rahmet eylesin diyoruz. Programımızın sonuna geldik. Nurten demiş ki hiç dizi seyretmiyoruz. Kadir, Mansur Bey şu radyoda çalışmayı düşünmüyor musun diyor. Arkadaşlar sizin bildiğiniz gibi değil ortam. Gökçen, TRT'nin TRT olduğu dönemlerde çekilmiş muhteşem yapımlar var. TRT'nin TRT olduğu dönemde. Kurtuluş 6 bölüm, Cumhuriyet, Ateşten Günler, Küçük Ağa, bu yapımlar, senaryosu, sanatçı kadrosu, dizi, müzikleri, set ekibi dahil hepsi saygıyla selamlanacak yapımlar. Hiç bıkıp usanmadan seyrediyoruz. Hele Kurtuluş dizisinin ruhu şad olası, Muammer Sun'un hazırladığı müzikler tek kelimeyle muhteşem. Ali Rıza rahmetli Gazanfer Özcan TRT'de oynadığı Hüsnü Kuruntu dizisinde rol gereği televizyondaki yanlışları, hataları tespit edip daktilosu ile dilekçesini yazıp yetkili kurumlara bizzat kendisi gönderiyordu. Ey gidi günler hey. Rabia Mansur Bey, kardeşlerimin Kardeşlerim adlı diziyi izlemeye çalışıyorum. Oğluma da izletiyorum. Bazen bana kızıp annem değilsin diyor. İzletiyorum çünkü basında anne baba olmazsa başına neler gelebilir anlasın istiyorum. Yasak Elma, Sadakatsiz Çukur gerçekten çok saçma. Rüyada saçma dizilere maruz kalmak suretiyle Çin işkencesine tabi tutulduğunu görmek niye delalet eder? Zaten Gökçen'cim sen cevabı vermişsin. Ahmet, uydu anteni kullanmadığımız için Google Chrome ile internet yayınını televizyona yansıtıp bazen bu saçma yerli dizileri ben de seyrediyorum demiş. Tabii ki bu programı yapabildiğime göre ben de, yani ben olarak Mansur Sabah bizzat ben şahsen kendim. Ama artık bu salak saçma dizileri bırakıyorum ve artık normal DVD koleksiyonuma veya Netflix. Bu arada da bir gün Netflix'teki saçma sapan ve sakat yayınları konuşacağız. Bir günde Netflix'teki saçma sapan ve salak dizi ve filmleri de konuşacağız. Orada da özel bir düzen var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Aşk, sevgi ve sağlıcakla Perşembe akşamı lütfen saat tam 18'de birlikte olalım. Hoşçakalın. Ona sual edilmez. O diler çocuk olur, diler Azrail olur. Mansur El Sabah Show bu akşamlık bitti. Gider öksüz gibi atıyla konuşur.